Uzlaşma nedir? Uzlaşmaya tabi suçlar hangileridir? Uzlaşma mahkemelerin iş yükünün azaltılması, muhakemelerin hızlandırılması amacıyla ceza hukukuna getirilmiş yeni bir kurumdur. Uzlaşma, mahkemelerde yargılama yapmaksızın cezai uyuşmazlıkların sonlandırılmasını sağlar, bu sayede cezai husumetler çok daha çabuk sonlanabilmektedir. Uzlaşma bir ceza muhakemesi kurumudur, bu nedenle fail ve mağdurun, soruşturma veya kovuşturma sırasında uzlaşmış olması, soruşturma ve kovuşturma engeli, oluşturur. Uzlaştırıcının da hakimi red sebepleriyle reddedilmesi mümkündür. CMKM, 22, 23, 253 bölü 10. Uzlaşmaya tabi suçlar. Ceza muhakemesi kanunumuzda uzlaşmaya tabi suçlar gösterilmiştir. CMKM, 253 bölü 1, bunlar. Cinsel içerikliler hariç tüm takibi şikayete bağlı suçlar, kasten yaralama, 3. fıkra hariç madde 86, madde 88, taksirle yaralama, madde 89, tehdit, madde 106, 1. fıkra, konut dokunulmazlığını ihlal, madde 116, hırsızlık, madde 141, dolandırıcılık, madde 157, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, madde 234, ticari sır, bankacılık sırrı niteliğindeki bilgi, belgelerin açıklanması, 4. fıkra hariç, madde 239, mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaşmaya tabidir. Takibi şikayete tabi olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilmez. Cinsel taciz takibi şikayete bağlı bir suç olmasına rağmen uzlaşmaya tabi değildir. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde uzlaşma hükümleri uygulanmaz. CMKM 253 bölü 3 Mala zarar verme takibi şikayete bağlıdır. Bu nedenle uzlaşma hükümleri uygulanır, fakat yağma sırasında mala zarar veren fail hakkında uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Suçtan zarar gören, kamu hukuku tüzel kişisi ise uzlaşma hükümleri uygulanmaz. CMKM 253 bölü 1 Avukat Saim İncek Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi